Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle STR dosyası düzenleme işine bakacağız. STR dosyası üzerinde oynamalar yapacağız. Ortadan ikiye böleceğiz. Nasıl yerleştirir, üstüne yazı yazma gibi olaylara bakacağız. Gerçekten çok basit bir programla bunu yapacağız arkadaşlar. Programımızın adı 3D Builder. Zaten Microsoft'un kendi programı arkadaşlar. Ben indirme linkini de aşağı bırakacağım. Buradan ücretsiz bir şekilde al dediğiniz zaman program bilgisayarınıza inecek. Microsoft Store'dan indirebilirsiniz. Sistem gereksinimleri burada görüldüğü gibi. Ben daha önce indirdiğim için program benim bilgisayarımda hazır durumda şu an. Programı indirdikten sonra nasıl düzenlemeler yapacağımız, nasıl bozuk bir STR dosyasını düzgün hale getirebileceğimizi buradan bakacağız arkadaşlar. Örnek olarak mesela şu dosyaya bakalım. Bu dosyada Kura programını attığımızda dosya gördüğünüz gibi şu an buraya geldi ama çok küçük olduğu için görünmüyor bile. O kadar küçük. Bunun dosyasını 10.000 yapalım. 10.000 çok oldu. 1.000 yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyamız bozuk. Üzerinde şunları gördüğünüz zaman yazıcı buraları basmakta zorlanıyor, basamıyor. Gördüğünüz gibi dosyada sıkıntı var arkadaşlar. İki tane mi attı bunu ya? Evet, gördüğünüz gibi model hataları uyarısı geldi zaten. Modeliniz çok katmanlı değil, vurgulanan alanlar eksik veya ikinci yüzeyleri gösterir diyor. Burada dilimleyip de bakarım isterseniz. Gördüğünüz gibi buralarda sıkıntı yaratıyor. Yazıcımız eksik parçalar kalıyor. Tam olarak istediğimiz baskıyı yapamıyor burada. Bozuk yerlerde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha detaylı bir şekilde şimdi bu Builder programından bu dosyamızı düzeltip düzenleyip baskıyı hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Program dosyamızı üzerine sağ tıklayıp birlikte açtıktan sonra 3D Builder programını seçiyoruz. 3D Builder'da program dosya direkt açıldı. Gördüğünüz gibi bunun ölçüsü inç olduğu için küre programında o kadar küçük gözüktü. Biz bunu santimetre diyelim. Gördüğünüz gibi santimetre olarak yaptı. Şuradan modeli içeri aktar dediğimiz zaman dosyamız programımızda açılmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ altta bir uyarı var. Bir veya daha fazla nesne geçersiz bir biçimde tanımlanmış. Onarmak için buraya tıklayınız diyor. Gördüğünüz gibi dosya bozuk. Bozuk yerleri program tek bir tuşla onaracak ve baskı hazır hale getirecek. Buna bastığımız anda onarıyor. Gördüğünüz gibi onardı. Şu an bu dosyayı Kura programına atarsak herhangi bir sorun göstermeyecek arkadaşlar. Buradan farklı kaydet deyip masa üstüne şuradan formatını STL olarak seçmemiz gerekiyor. Klet STL olarak masa üstüne kaydediyoruz arkadaşlar. Burada bu biçimde kaydederken bazı bir devam diyoruz. Herhangi bir sorun yaratacak bir olay değil. Klet 2 gördüğünüz gibi geldi buraya. Bunu Kura programına atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatalı yerler düzeldi. Şu an baskıyı aldığımızda herhangi bir sorun çıkmayacak yazıcıda. Detayları halletti, bozuk yerleri düzeltti, düzgün bir hale getirdi. Tabii ki boyutunu da buradan da ayarlayabilirsiniz, Kura'dan ayarlayabilirsiniz, bu yıldırdan da ayarlayabilirsiniz düzenle diyerek. Ama bu baskı şimdi dilimleyelim. Gördüğünüz gibi zor bir baskı arkadaşlar. Yazıcı bunu basarken bayağı zorlanır çünkü çok yüksek destekler var. Çok yüksek ve yazıcımızı zorlayacak bir şekilde bir dosya bu. Bunu biz ortadan ikiye bölersek, şu x ekseninden falan bölersek daha kolay bir baskı alabiliriz. Ya da onu başka bir dosyada da bakabiliriz arkadaşlar. Onu sitemizden bakalım, başka bir dosyadan bakalım. Mesela bölmeyi göstereceğim arkadaşlar size. Mesela Leonardo'yu indirelim. Dosyayı ortadan ikiye bölmek nasıl oluyor? Onlara bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi
Dosyamızı Leonardo'nun vücudunun üst kısmında küre programında açtık ama bunun baskısı çok zor bir baskı. Gördüğünüz gibi şu kısım destekli basacak. Parça yani bu şekilde basmak çok zor. Bunu mesela dilmediğimiz zaman 21 saat 22 dakika gibi bir baskı süresi çıktı ve çok zor bir baskı olacak bu şekilde bunu basmak. Gördüğünüz gibi şuralar hep destek. Bir kısım hep destek, ondan sonra desteğin üzerine oturacak parça. Yani bunu basmak bizi bayağı zorlayacak arkadaşlar. Bu yüzden biz bu dosyayı ortadan ikiye bölmek istiyoruz. Yani şu kısımdan bölersek daha rahat bir baskı ve süreyi de biraz azaltabiliriz. Bunun için program dosyamızı 3D Builder programında birlikte aç diyerek 3D Builder diyoruz. Dosyamız yükleniyor. Dosyamız 3D Builder'da açıldıktan sonra bunu silelim şimdilik. Evet, milimetre, bunu bozmuyoruz. Modeli içe aktar diyoruz ve gördüğünüz gibi model şu an 3D Builder'da bizim önümüzde. Bunu dediğim gibi şu kısımdan bölersek biz daha rahat bir baskı alabiliriz. Bu şekilde tabana nasıl yapışacak, zor olacak. Bu yüzden dosyaya tıklıyoruz, düzenle diyoruz ve böl diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde yeşil olan kısmın alt tarafından böldü parçayı. Burayı tabii ki düzlüyor, taban yapıyor. Program böldükten sonra bu yeşil istediğimiz gibi alçaltıp yükseltebiliriz, istediğimiz yerden, kesmek istediğimiz yerden. Tabi açılı da kesebiliriz ya da yani mesela yarısını bölmek istersek şu şekilde bölebiliriz istiyorsak. Buradan 90 derece tam ortadan ikiye böldü. Yani bu da olabilir aslında ama diğer şekilde bölmek bizim için daha iyi olacak. Buradan programı şuradan bölelim. Evet, ikisini de tut diyoruz arkadaşlar. İkisini de tut dediğimiz zaman gördüğünüz gibi parçamızın ikisini de tuttuk. Böl dedikten sonra evet, böldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dosyamızın ikisini de bölmüş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi tam ortadan ikiye böldü. Burada baskıyı kolaylaştırmak için yani şu kısma destek gelecekti. Şimdi buzonun ters bastığımız zaman desteği azaltmış olacağız. Bunu kaydederken önce birini seçiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi alt kısmı seçtik. İsterseniz hangisini seçerseniz. Diğerini siliyorum. Benim kayıt yöntemim de böyle. Farklı kaydet deyip masa üstüne STL olarak STL1 diyelim buna. Devam. Ondan sonra kaydediliyor. Ondan sonra arkadaşlar buradan CTRL-Z'ye basarak geri aldık dosyamızı. Bu sefer diğer dosyayı seçiyoruz. Diğerini bıraktık. Evet, gördüğünüz gibi alt kısmı seçtik şimdi de. Bunu da dosya farklı kaydet STL formatında STL2 olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisini de kaydetti. Şimdi bu programları küre programında açacağız. Dosyaları küroya atıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyanın yarısı geldi arkadaşlar. Alt kısmı yok. Alt kısmı da diğer tarafta. Bunu bu şekilde basarsak daha rahat bir baskı alabiliriz. Ondan sonra alt kısmı da atıyoruz. Gördüğünüz gibi tam ortadan ikiye bölündü dosya. Bunu rotate yaparak tam 90 derece çeviriyor, 180 derece çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi şu kısımdaki destekten kurtulduk arkadaşlar. O parçamız da ortadan ikiye bölündü. Bunu bu şekilde basıp tekrar ortadan yapıştırabiliriz. Dilimliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an dilimledik. Baskı süremiz bayağı düştü ve desteklerimiz bayağı azaldı dosyada. Dosyayı bu şekilde basıp, yani tabi isterseniz şu kolları da yandan ayırabilirsiniz arkadaşlar. Ortadan ikiye bölebilirsiniz. Tekrar çaprazlamasına da bölme yapabilirsiniz. Nasıl kalmış, şu kafayı da ayrı basabilirsiniz. Böldükten sonra istediğiniz şekilde bu program sayesinde baskı süremiz ve desteklerimiz bayağı azalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortadan ikiye böldük ve küroya bu şekilde attık. Şimdi önemli bir kısım, STL dosyasının üzerine yazı yazmaya bakacağız. Mesela neyin üzerine yazabiliriz? Buradan bir dosya indirelim. Ya da hazır dosyamızdan mı baksak? Evet, roket dosyamıza bakalım. Hazır bilgisayarımızda inik durumdayken
Gördüğünüz gibi dosyada burada Satürn 5 yazıyor. Biz bu Satürn yazısını buradan silmek istiyoruz STL dosyasında mesela. Dosyamızı indirdik. Satürn dosyamızda kilo programını açtığımızda burada bir yazı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi STL dosyasının üzerinde yazı yazıyor. Biz bunu buraya herhangi bir yazı yazmak istiyoruz. STLTürk.com yazmak istiyoruz. Bir şey yazmak istiyoruz. Bunu gene sağ tıkla birlikte açtıp 3D Builder programında açtık arkadaşlar. Milimetreyi bozmadık. Açtık programda. Şimdi bu yazıyı buradan nasıl silip üzerine yazı yazabiliriz? Buradan ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi küp, silindir, piramit istediğimiz her şekilde buraya ekleyip istediğimiz boyuta getirebiliyoruz. Biz küp ekledik. Küpü şu şekilde ön tarafa getiriyoruz arkadaşlar. Buradan şu taşıma, bu döndürme, bu da boyutlandırma. Boyutlandırmaya giriyoruz. Biraz ön tarafa çektik. Biraz yüksekliğini indirelim. Şu şekilde yapalım. Sağa sola uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi Satürn yazısı şu an silindi STL dosyasında. Önde Satürn yazmıyor. Tabii bunu konumlandırabilirsiniz istediğiniz gibi. Biraz geri, biraz ileri alarak konumlandırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Satürn yazısı silindi. Şimdi bunun üzerine biz yazı yazmak istiyoruz. Gene üst taraftan kabartma bölümüne tıklıyoruz. Kabartmaya tıkladıktan sonra burada metin diyor. Metini ne yazmak istiyorsanız STL dosyanızın üzerine onu yazıyorsunuz. Biz stltürk.com yazmak istedik. Buradan yazı tipini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani istediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz. Ben genelde Arial kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazıyı buraya yazdı. STL Türk'ü de yanlış yazmışız bu arada. stltürk.com yazdık. Gördüğünüz gibi tabii böyle boş olmayacak. Şuradan kabartma tuşuna bastığımız anda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde STL dosyamızın üzerine yazıyı yazdı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. İstediğimiz yazıyı yazdık. Hazır buradayken ben bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Mesela dosyamızı rotate ettik. Dosyamız böyle duruyor. Biz bunu tam derecelerden yapamadığımız zaman da şuradan yerleştir bölümüne bastığımız zaman tabana direkt yerleştiriyor. Bu da bir özellik. Evet, kutuyu biraz öne alsak daha iyi olacak gibi sanki. Evet, şu şekilde yazımız önümüzde. stltürk.com STL dosyamızı farklı kaydettik masa üstüne. STL bu önemli arkadaşlar. Farklı kaydederken STL olarak kaydedelim. Kaydet diyoruz. Devam diyoruz. Önemli değil burası. Evet, masa üstüne geldik. Küra programına atıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dosyamızın üzerinde artık bizim yazdığımız yazı bulunuyor. stltürk.com bulunuyor. Buradan STL dosyalarının üzerine siz de istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. STL dosyalarında bozuk dosya düzeltme, STL dosyasını bölme ve üzerine yazı yazma olaylarını 3D Builder programıyla çok basit bir şekilde yapmış bulunmaktayız. Siz de Microsoft'un bu kendi programını ücretsiz bir şekilde sitesinden alabilirsiniz ve artık STL dosyalarıyla istediğiniz gibi. Tabii bu program obje dosyasını buradan STL'ye de çevirme özelliği de var. Mesela obje dosyanız var elinizde, objeye attınız, bu programda üzerinde düzelttikten sonra farklı kaydetleyip STL olarak da kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederiz.